Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Volta VSC'yi detaylı anlatacağım. Videomuz büyük ihtimal uzun sürecek. Onun için bölüm bölüm yapacağım. Bu bölüm böyle bir şeyimden, kullanıcı yorumlarından falan şey yapacağım. Hatta ilk başta şey yapalım, dış görünüşünde. Burasında odaklayayım kamerayı. 10, 30, 60 ve 100 olarak şeyi var, şarj göstergesi. Ama bununla menzili de az çok çıkarabiliyorsunuz. Mesela şöyle kontağı bir takayım ben. Gözükecek mi bilmiyorum. Şimdi 100 mesela şuradan hafif bir gaz verelim. Hafif bir gaz verince 100 gidiyor mesela. Ama bir daha geri geliyor. Çünkü şu an yere bağlı değil. Belki şunu da göstereyim, belki bilmiyorsunuzdur. Ayağı böyle boş dönüyor. Ayağa kalkarken. Böyle yere değmiyor. Ama yere değince bu bayağı bir çekiyor. Hani direkt 100'den 60'a iniyor şarjı. Ama şarjı fullken de ilk başta hatırladığıma göre BİM'den alırken şarjı %10'du. Eve götürmüştüm. 3 gün şarjı da unuttum yanlışlıkla. Sonra menzili direkt 50 kilometreden 40 kilometreye düştü. Gördüğünüz gibi. Ön tarafında bir tane far var ama aldığımızda şu çalışmıyordu. Hala çalışmıyor. Bundan sonra hız göstergesi takmıştık. Biri çalıp götürmüş. Sonra çalmaya çalışırken de şuraya kırmıştı. Şu aynaları biz taktırdık 15 liraya. Çiftini 15 lira yani ikisine. Sonra başka şurada küçük bir torpidomuz var. İçinde işte fiş, mış, pil. Ben bunları attım ama siz istediğinizi atarsınız. Sonra ön tarafında sepet vardı arkadaşlar ilk başta. Sepeti ben kaldırdım. Sonra ön frende, arka frende kampana. Yani bir yıl içerisinde bunlar bitti sayılır. Yani freni şu an tam tutmuyor diyebilirim. Ön taraf iflas, arka taraf daha az çok tutuyor gene. Şöyle şunların arkadaşlar alacaksanız da şimdiden söyleyeyim, şu sibopları. Şu gördüğünüz siboplar ters sibop. Ve bunun şeyini çıkartın. Üstündeki böyle bir kapak var. Onu döndürün, çıkartın. Çünkü o şeye sürtüyor. Dönerken şu gördüğünüz şeye sürtüyor. Şurasına. En sonunda böyle yanları biraz aşınıyor. Sonra lastik patladı zannediyoruz. Bizi bayağı uğraştırdı yani. Sizi inşallah uğraştırmaz. Sonra ayrıyeten bir şey söyleyecek miyim? Biz beynini değiştirdik. Özel beyin taktık. Şu koltuğu çekeyim ben. Şuradaki beynini. Odaklayayım. Biz bunu değiştirdik arkadaşlar. Tabi buraya açtım da şey zannetmeyin, hani bagajı var diye. Bagajı yok arkadaşlar. Arkaya kaynakla, şuraya kaynakla iki demir var. Bir, iki. Bu demirlere kaynakla şey arka sepet ekleyebilirsiniz. Ya da önünkini de kullanabilirsiniz. Kapatınca da benim motorumda şöyle bir ses geliyor. Gördüğünüz gibi şöyle. İkinci de kapattığınızda da alarma giriyor. Gördüğünüz gibi. Sonra kornaya basınca da alarma giriyor. Sonra sağ sinyalimiz var. Sola sinyalimiz var. Gene gıcık edici bir ses geliyor cidden. Şu da ışık. Ön taraftaki ışığımız. Başka da bir özelliği yok zaten. Ben 1500 liraya almıştım ama galiba siz 2000 liraya alacaksınız. Alacak olan varsa. Tabii 2000 liradan daha uygun bir fiyata almak da olabilir. 1800 alabilirsiniz mesela BİM'den. 1800 liraya alabilirsiniz. Nasıl mı? Çok basit. İlk önce babanızın ya da kendiniz bir tane şeyinizin yani bir dükkanınızın olması lazım, vergi numarası. BİM'e giderken vergi numaranızı söylüyorsunuz. Sizi vergiden muaf, yani muaf ne demek tam bilmiyorum şu an aslında, ama vergiden mahrum, yani vergiyi vermiyorsunuz. Kısacası bu ya. Vergiyi vermiyorsunuz. Yani 2200 liranın %18'e yaklaşık 400 liraya denk geliyor. 400 lira da yani 2200'den 1800'e düşüyor arkadaşlar. Yani ben de bunu aslında 1200'e 1150'ye alabilirdim ama bilmiyordum o zamanlar.
Tabii biz Elazığ'dan aldık. Elazığ'dan İstanbul'a geldik. Tatildeydik. Ondan sonra aküsü 12 volt 14 amperden 4 adet var. Menzili yaklaşık bir 50 kilometreydi. Benimki şu an 15 kilometre gidiyor. Aradan 1 yıl geçti. Tabii yanlış şarj ettim diye böyle oldu. Sakın siz 8 saatten fazla şarj etmeyin arkadaşlar. 8 saatten sonra akü iflas ediyor. Yani dolmuş olan aküyü tekrar doldurmaya çalışıyorsunuz. Sonra akü dolan yere yakıyor, böyle bir şeyler oluyor orada. Zaten jel akü olduğu için. İşte ondan sonra ne bileyim, motoru 1500 watt, seyir halinde 250 watt. Yani 1500 watt tüketiyor ilk kalkışta, ondan sonra 250 watt tüketiyor. Tabii şurada da benim suyum var. Ben şuraya suyumu koyuyorum arkadaşlar. Siz de koyarsınız artık. Ondan sonra yokuş testi mesela. Yokuş testini de söyleyeyim. Bildiğiniz bayağı bir yokuşta yaklaşık 60 kilo 60 kilo yaklaşık var, yani büyük bir yokuşta 10'la gidiyor yaklaşık. Son hızı zaten 25, hız kilidi var. Ben hız kilidi tuşu taktım şuraya. Gördüğünüz gibi şu tuşa sağa basınca kalkışı çok hızlı, ama sola basınca motor yavaş yavaş tork alıyor. Bu da ekonomik mod gibi bir şey oluyor. Bunu da özel beyinle taktım ben. Sizde var mıdır bilmiyorum. Ben beyni değiştirdim. Belki sizde olmayabilir. Kablo çektim arkadan, beyinden koparttım falan. Beyaz bir şey olması lazım şurada. Şuradaki kablolardan beyaz bir tane olması lazım. Sonra garanti yerine de gelince de arkadaşlar, aldığınızdan bir ay içinde servise götürmeniz lazım. Bakımını yaptırmanız lazım. Bir ay içinde. Bakımını yaptırmazsanız garanti dışı kalıyor. Benimki öyle oldu. Yani bir ay içinde götürmenizi tavsiye ederim. Yoksa garanti dışı kalır. Yani garantide de bir çok fazla bir servisleri yok ama İstanbul'da bayağı var da, mesela Elazığ'da tek bir tane vardı. Bazı illerde hiç yok diyebilirim. Ondan sonra şu arka lastikten biz çok çektik. Arka lastikten yaklaşık bir 9 kere sibobunu değiştirdik. Arka lastiğin jantım yamukmuş, ne olmuş. Bu daha demin de yeni havasını bastım geldim. Havası gene inmişti, gene bastım. Yani yaklaşık şu arka tekeri 250-300 milyon masraf yaptık. Bir kere beyni yandı. Yanmasının sebebi de kasisten çok hızlı geçtim. Yani kasisten 25 ile geçtim. Aslında o fazla değil bize göre, ama bunun süspansiyonu yok. Şu arkadaki süspansiyon süs. Arkaya oturan kişi cidden bir kere kardeşim sürdü, biz baktık. Süspansiyonu çok kötüydü. Yani aşırı kötü. Ama şu sizin oturduğunuz yerde bir sıkıntı yok. İşte kısacası tüm özellikleri bunlar. Tavsiye eder miyim? Etmem. Çünkü daha uygun alabilirsiniz 1800'e, ama yani 2200 liraya alacaksanız hiç tavsiye etmem. Zaten sıfırı 2250 lira. 150 lira daha uygun diye bunu kesin alacağıma girmeyin. Onun yerine bir üstüne 1000 lira daha ekleyin. Hızını 50 basan VS2 var, VS1 var. Ya da ikinci ellere bakabilirsiniz. 1000 liraya VS1 ya da ne bileyim Yuki'nin var. Ondan sonra ne bileyim. İşte arkadaşlar, ilk videom böyle oldu. Hemen ikinci videoyu da çekeceğim ama ikinci videoyu da aynı videoya çekeyim ya, sıkıntı yok. Hız testi videosunu yapacağız arkadaşlar şimdi. Böyle bir pazardayım. Bilenler bilir, İstanbul Salı Pazarı. Şurada da bir abimiz arabayı sürüyor. Bit pazarı olarak da geçiyor burası. Cuma günü bit pazarı. Yarın da pazar açılacak. Saat 5.30 gibi civarlarında. Adamlar daha kurmaya gelmeden şu tezgahları. Ben hemen bir testine geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Telefonla videoyu durdurduktan sonra daha demin yanlışlıkla kamerayı alta aldım hemen. Aradan böyle bir 10 saniye geçti. Hemen video durmuş, kaydedilmiş. Onun için videoyu birleştirme programıyla yapacağım, ama bu sizin için bir şey değil. Onun için ben sürmeye bakayım. Şunu sağa atayım mesela. Direkt gaz verince zaten direkt kalkış yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.
Şöyle şu an full bastım arkadaşlar. Şu an 30'la gidiyorum. Ben hız kilidini açtım. Hani hız kilidini kapattım. Rüzgar gelebilir. Onun için biraz yavaşlayacağım. Gördüğünüz gibi bayağı seri. Ama inşallah videoda gözüküyordur. Tabii şu an yavaşladım tekrar. Çünkü rüzgar benim kulağıma vuruyor. Büyük ihtimal kameraya da vuruyordur. Mikrofonuna. Gördüğünüz gibi mesela gaza basınca ne yazıyor? Gördüğünüz gibi tüm hepsi kapandı. Mesela çek bıraktım şu an %100. Bastım 0. Şu an %10. Gördüğünüz gibi mantığı biraz farklı ama bir ay içinde çözersiniz siz mantığı. Şuradan da bir U dönüşü yapalım şöyle. Hop, dönüşümüzü de aldık arkadaşlar. Şimdi bir ekonomik moda alalım yani. Dediğimiz ekonomik mod. Şimdi elimi değiştireyim. Şimdi arkadaşlar ekonomik moddayız. Bir durayım. Şimdi arkadaşlar full gaz verdim. Gördüğünüz gibi çok yavaş kalkıyor. Aşırı yavaş kalkıyor. Abimiz de yanımızda valla. Abimiz döndü. Gördüğünüz gibi şimdi son hızına ulaştı. Ve elektriği çok az tüketti arkadaşlar. Buraya dikkat ediyorum. Elektriği çok az kullandı. Çünkü yavaş kalkış yaptı. Şu anda son hızına geldi. Gördüğünüz gibi hız testi böyle. Yani şarjı yaklaşık 60 falan olması lazım. 60'ta böyle ama mesela şarjınız %10'a düştü mü böyle olmaz. Şarjınız %10'a düştü mü bitersiniz arkadaşlar. İttirmek zorunda kalırsınız. Tavsiyem de ortalama bir şarjı %20-25 iken şarj edin yani. 20-25 iken şarj edin. Sakın ama sakın şarjı bittikten sonra şarj etmeyin arkadaşlar. Akü çok dayanmaz. Bir de zaten menzil olarak da şey olur. Bazı internette video izlediğimde arkadaşımız şarjını bitirin ondan sonra şarj edin demişti. Arkadaşımızın tavsiyesine uydum. Ve çok kötü bir tavsiye arkadaşlar. Kimseye yalan yanlış bilgi koyanlara bir şey demiyorum. Ben bir yıllık tecrübem var motorla ilgili. Elektrikli motorla ilgili bir yıllık tecrübem var. Gördüğünüz gibi şurada da bir dönüşü alayım. İşte ne bileyim şarj konusu. Dediğim gibi şarj etmeniz 20-25 iken şarj edin. Menzile zaten yeter yani. İstanbul'da oturanlar varsa şöyle söyleyeyim, Anadolu yakasından belki bilenler vardır. Ünalan'dan Kapitol'e kadar gidiyorum. Yaklaşık 6 kilometre. Yaklaşık ilk başta 12 kere gidiyordum. 12 yani bir şarjda 12 kere gidip geliyordum. Ama artık 5 kere. Hani bir kere gidiyorum geri geliyorum, bir kere gidiyorum geri geliyorum. Tekrar gittiğimde şarjı bitiyor. Geldiğimde yokuş aşağı diye zaten kendisi geliyor otomatik olarak. Yani kimseye ben Volta VSC önermem bu dönemde. Zaten üretimden de kalktı bu. Yani artık fabrikası üretmiyor bunu. Bizime gelen ürünün de zaten yeni ürün de onda bir sıkıntı yok. Ama bunu artık kalktı. En azından bir VS2 ya da Yuki'lere bakın. Yuki Kral var, Yuki Güneş var. Onların ikinci eline bakınız yani. Ondan sonra mesela arkadaşlar bozuldu mesela gitmiyor motorunuz. Yorumlardan lütfen bana yazın arkadaşlar. Ben bayağı ustası oldum tamirinde. Lütfen yazın bana. Ben tamirinde size yardımcı olurum. Mesela beyni yanar anlayamazsınız belki. Ne bileyim sigortası yanar anlayamazsınız. Ne bileyim motor yanmıştır anlayamazsınız. Bir aküsü patlamıştır anlayabilirsiniz onu belki ama içini açmaktan korkarsanız anlayamazsınız. Yani tavsiyem size bozulduğunda lütfen yorum yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sonradan yokuş testini falan da yaparım. Bu arada kamerayı da alta tutmuşum. İnşallah izlersiniz videomu.
Lütfen emeğime saygı duyun, kanalıma abone olun. Herkese iyi günler de. Volta VSC yokuş testi. Şarjı %10, onun için çok kötü çıkıyor. Yokuş bayağı dik, kamerada gözükmüyor. Lol gösteriyor.